Buna göre aşağıdaki açılardan hangisinin ölçüsü A açısının ölçüsü ile aynı olmayabilir diyor. İki paralel doğru arasında e, açılarımız var. Şu ikisi nedir? Ters açı olduğu için burası A ise burası da A'dır. Elendi. Z kuralı gereği şuradaki bir iki paralel doğru arasında bir Z oluşmuş. Z'nin iç ters açı şurası A ise arkadaşlar burası da A'dır. Yani bu da elendi. Bunlar da zıt yönlere bakan açılar olduğu için ters açı olduğu için burası nedir? A'dır. Evet, cevap ne olacak? C olacak. Evet, yukarıdaki şekle göre diyor. Hangisi doğrudur? B ile D yöndeştir diyor. Bakalım. B ile D bunlar nedir arkadaşlar? Ters açılardır. Yöndeş değillerdir. Yanlış. E ile H ters açılardır diyor. E ile H nedir? Şöyle birbirini 180'e tamamladığı için bütünler açılardır yanlış. D ile H ters açılardır diyor. D ile H, bakın D de şu yöne bakıyor, H de bu yöne bakıyor. Bunlar yöndeş açılar olacak. Yanlış. G ile A eş açılardır diyor. Bakalım, şurası A ise arkadaşlar, burası da A. Yöndeş açılar Z'den yapın ister, yöndeş açılardan yapın. Z'den yapalım biz. Şurada şöyle bir Z yok mu? Burası A ise, burası A, burası A ise, tam arkası A. Evet. Bunlar ne oldu? Ta buradan buraya eşitlik devam etti doğrudur diyoruz o zaman Denizli. Evet iki paralel doğrum var yine. Şurada bir z kuralı geçerli değil mi arkadaşlar? Geçerli. O zaman x eksi 5 ile 2x eksi 10 ne olacak? Eşit olacak. x'i bu tarafa atalım. Eksi 10'u bu tarafa atalım. Eksi 10 buraya artı 10 diye geldi. Bir eksi 5 de burada var. 2x zaten burada artı x de buraya eksik x diye geldi. 10'dan 5 çıkarsa 5. 2x'ten x çıkarsa x. x'i bulduk. Bize zaten x soruyormuş. Adına diyoruz. Evet iki paralel doğrum var. Şöyle bir ne yapmış arkadaşlar? M kuralı var görüyorsunuz burada. Şöyle bir M kuralı varsa şu M'nin ortası diğer iki kısmının toplamına neydi? Eşitti. Yani bize zaten BCD'yi soruyor. BCD şunun ortası nedir diye soruyor. Şu ikisinin toplamı neyse burası da olur. 123, 36 daha. 120, 30 daha. 150, 9 daha. 159. O halde burası da ne olacak? 159 olacak. Denizli. Yukarıdaki şekle göre B nedir diye soruyor. U kuralımız vardı arkadaşlar. Bu da kalem kuralı. U kuralında İkisi birbirine çok benziyor zaten. Eğer iki paralel doğru arasında iki tane açı varsa toplamları 180. Eğer iki paralel doğru arasında üç tane açı varsa 1, 2, 3 toplamlar ne olacak? 360 olacak. İki paralel doğrum var. Arasında 1, 2, 3 tane açı var. O zaman şu üçünün toplamından ne gelmesi lazım? 360 gelmesi lazım. Hali hazırda 50, 170 daha 220 var. Şuraya ne lazım arkadaşlar 360'a varmak için? 140 daha lazım Ceyhan. Can Sokak'la Kıbrıs Sokak birbirlerine paraleldir diyor arkadaşlar. Şurasını bir doğru gibi düşünüyoruz. Burasını bir doğru, bu da bunları kesen üçüncü bir doğru. İki paralel doğru formatına dönüştü. O zaman ne olacak? Şurada bir Z formu Z e, kuralı işlemez mi? İşler. Z'nin iç kısımları iç tersi. Z'nin iç kısmı, Z'nin iç kısmı. O zaman bunlar ne olacak? Eşit olacak. X dediğimiz neymiş? 100'müş. Evet. Açılarımızın e, şu D açısıyla şu C açısının arkadaşlar şu kolları ortak. Şu kollarda birbirine neymiş? Paralel. Bakalım. Bakın CB ile DE paralel. Şu ikisi birbirine paralel. Şu kollarda ortaksa bunlar yöndeştir. Burası 25 ise burada nedir? 25'tir. Bizden ne istiyor? CBA'yı istiyor. Evet bakın BA da CB'ye CF'ye paralelmiş. Yani şu doğruyla şu doğru da kendi paralel. O zaman burada ne var? Şöyle bir Z var. Bunlar nedir? İç terstir. Burası 25 ise burası da ne olacak? 25 olacak adına diyoruz. 8. soruya geldik arkadaşlar. Şimdi bakın bize ne vermiş? BA ile CE paraleldir demiş. CE dediğimiz bu. BA dediğimiz de bu. İki tane paralel doğru var. Şu da bunları kesen üçüncü doğru. O zaman bakın şöyle çeviriyoruz. Alışık olduğumuz formata dönsün diye. Şunları şöyle uzatalım daha iyi görmeniz için. Şu doğruyu şöyle uzatalım. Bu doğruyu böyle uzatalım. Şurada bir Z kuralını görüyor muyuz arkadaşlar? Şöyle geniş bir Z var. Bakın şöyle geliyor. Şu paralel, bu paralel. Şu da bunlar kesen üçüncü doğru. Şöyle bir Z var. Evet. O zaman iç ders kuralı burası 110 sa toplamda şurasının ne olması lazım? 110 olması lazım. Burası 40 sa araya ne kaldı? 70 kaldı bizden ne istiyor diye bakıyoruz arkadaşlar. BCF BCF evet ne istiyormuş bizden? 70'i istiyormuş. 9. soruya geldik arkadaşlar. Şu iki doğru kendi arasında paralel diyor öncelikle. Bunlar paralelse bakın şu şurası 3x'i hadi adım, adım adım gidelim. Z kuralı gereği şöyle bir Z görüyorum. Burası 3x şu tam arkası ne olacak? 3x. Ters açı gereği burası 3x hop burası da ne oldu? 3x. Şimdi Şurada bir aşağıya doğru iki tane paralel doğru uzanıyor. İki paralel doğru arasında sıkışmış iki tane açı varsa U kuralı gereği bunların toplamları ne olacak? 180 olacak. Bakın şöyle yandan göstereyim. Şu doğrular birbirine paralel. Şurada bir 3x'im var. Burada bir 2x 20'im var. Bunların toplamları ne olacak? U kuralı gereği 180 olacak. Toplayalım. 3 tane x, 2 tane x daha ne eder? 5 tane x. Bir de neyimiz var? Eksi 20'miz. Ne gelmesi lazım toplamda? 180 gelmesi lazım. 20'yi karşıya atıyoruz. 5 tane x. Eksi 20 artı 20 diye geçti karşıya. Ne oldu? 200. 5 tanesi 200 ise bir tanesini yapar. 40 yapar. Cevap Bursa diyoruz. 10. soruya geldik arkadaşlar. Şurası x artı 15 ise tam arkasında nedir? x artı 15'tir. Z kuralı gereği şöyle bir Z görüyoruz. Ters şöyle uzanan. Burası X artı 15 ise burasından olduğu X artı 15. Şimdi ters açıdan iki, çapraz iki tane doğru varsa arka arka yani ters yönlere bakan açı zıt yönlere bakan açılar nedir? Ters açı. X artı 15 ise buradan olacak X artı 15. Yani X artı 15 ile şuradaki X artı Y'nin ne olması lazım? Eşit olması lazım. Bakın buradan ters açıdan geldik. Buradan buraya Z'den geldik. Buradan buraya yeniden ters açıdan geldik. Şimdi eşitliğin iki tarafında da aynı şeyler olması lazım. X'ler ortak mı? Ortak. Demek ki Y'ye ne kaldı arkadaşlar? 15. Y dediğimiz şey neymiş? 15'miş. Bunu unutmuyoruz. Kullanacağız. Nerede kullanacağız? Şurada kullanacağız. Şu aşağıda Y gördüm. her yere 15 yazıyorum. Y yerine 15 yazarsam 2 daha 15 30. 75'ten 30 çıktı. Ne kaldı? 45. Şurası ne oldu? X artı Y idi. X artı 15 oldu. Şu iki açı bütünler açı değil mi arkadaşlar? Yani toplamları 180 derece. Şu 45 ile X artı 15'ten gelecek sayının toplamının 180 olması lazım. Y'ye 15, Y'yi 15 bulduktan sonra Y ye yerine 15 yazdım. 2 tane 15, 30, 75'ten 30 çıktı, 45 buldum şuradaki küçük açıyı. Y ye yerine 15 yazarsam X artı 15 oldu burası. Bununla bunun toplamı 180 olacak. Bir tane X var arkadaşlar. 15. 45 daha 60. Bir tane x. Bir de 60'ın toplamı neymiş? 180'miş. Bütünler açı birbirlerini 180'e tamamlıyorlar. Doğru açı. 60'ı karşı atarsak x eşittir. 180 60'tan 60'dan ne oldu? 120 oldu. Ceyhan diyoruz.